Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün bomba bir video ile karşınızdayım. 2 saat giriş yapmak istemiyorum. Bu özel bir videodur. Hiçbir yerde Masaka Ezel hakkında net bir açıklama yapmamıştı. Sadece bize özel kardeşlerim. Sizler için gittim. Haberciliğimi, ekmekçiliğimi konuşturdum ve Masaka abime yazdım. Kendisi sağ olsun mesajım hemen geri döndü. Bizleri de seviyor zaten. Biz de seviyoruz kardeşim Masaka'yı. Belki müzik olarak herkese hitap etmeyebilir ama gerçekten karakter anlamda sevdiğim isimlerden bir tanesi. Bu arada bir aksi olmazsa yakında Masaka İstanbul'a gelecek arkadaşlar. Kendisiyle oturacağım, bir şeyler içeceğim. Ya kendi kendime dedim ki ulan Robert sen rapçilere ulaşabiliyorsun. Ulaşamadığın rapçi yok. Bu konuda bir sıkıntı yok. Dedim ki ulan ben bunu iyiye kullanayım arkadaşlar. Ben sizler için şöyle bir şey düşündüm. Her videoma elinden geldiğince like atan, yorum atan, hatta bildirimleri açan arkadaşları bilmiyorum aralarından seçeceğim abi. Böyle bir güzel bir buluşma olsun istiyorum. Takipçim de gelsin. Öyle bir fikrim var. Neyse çok uzatmadan konuya girmek istiyorum. Masaka Alfa adında bir şarkı çıkarmıştı zamanında. Orada yapmış olduğu Ezel göndermesi aslında bu olayın başlangıcıydı. Yeniden bir onları hatırlatmak amacıyla bir bakabilir miyiz? Bu muhabbet Fuat Ergin'le alakalı dostlarım. Bu arada Fuat Ergin yani çok kendisiyle ironi yaptım. Biliyorsunuz ben çok ironi yapmayı seviyorum rapçilerde. Dalga geçme tarzında. Sizler de seviyorsunuz. Şakalık yapmayın şimdi. Şey demiştim. Uçak gemisiyle içmek falan filan ne demek tarzında. Tam bu olaylar yaşanırken ben Fuat Ergin'i İF Beşiktaş'ta görmüştüm. Bir tane yokuş var. Yukarı çıkıyorsunuz ya. Bilenler bilir. Ben Fuat Ergin'e baktım uzaktan. Fark edemedim. Kapşonlu falan çekmişti. Böyle bakıyorum. Ben adamı böyle yapıyorum. Adam bana sağ olsun el salladı ya. Bu kadar kral mütevazi bir adam. Hani Fuat Ergin yani bir üstatlık bir adamın duruşu vardır. Ona rağmen hani saygınlığım arttı yani sempatim arttı daha doğrusu diyebilirim. Onu bitiremedim sayağı sayağı yere değmeden. Yere değmeden ne yapacaksın aya aya. Ezel'in aya aya adında bir şarkısı var. Aya aya adında. Burada aslında Ezel'e bir gönderme var yani. Bir de şu detayı da aktarmak istiyorum. Masaka'yla ben 2020'de bir röportaj yapmıştım. Uzaktan biliyorsunuz. Sağ olsun o yıl sadece bana röportaj vermişti. O röportaj bittikten sonra ben bir soru sormuştum Ezel'le alakalı. Yani bana bir şeyler anlattı. Hani aralarının bozuk olduğunu söyledi ama bunu kimseye söyleme demişti bana 2020 yılında. O dönemlerde bunlara girmek istemedi. Bilmiyorum gündeme de gelebilirdi. Bayağı konuşulabilirdi. Ama ne yaptım mesela Masaka şu an Ezel mi gündemde? Bu olaylar mı gündeme geldi? Yine açıklama yapmadı. Ulan ben yazdım ya. Yoksa bıraksanız adamın hani böyle şeylere ihtiyacı yok yani. Bu konuda tebrik ediyorum Masaka. Harbiden kral hareket. Evet Masaka'yı da tanrı gibi övdüğüme göre arkadaşlar herhalde bir kendisinden bir like alırım diye düşünüyorum. Neyse şimdi Masaka'nın bana açıklaması şuydu abi. Bir bakabilir miyiz? Masaka'ya sesli bir mesaj olarak şunları söyledim. Abi Ezel olayı gündeme geldi biliyorsundur. Bu Kürdistan muhabbetleri. Sen ne düşünüyorsun dedim. Biliyorsunuz ki Jahrein şöyle bir açıklama yapmıştı. Bu eleştirimde birebir Masaka ve Kila Hakan'ıdır. Biz bu adamın ne olduğunu söylemeye çalıştık. Vaktinde size de böyle hafiften göz kırptık. Dikkat edin falan gibisinden. Kardeşimiz kardeşimiz diye yanınızda dolaştırdınız siz bu. Çıkın özür dileyin. Deyin ki ya biz böyle bir yavşa bilmiyorduk. Fark edemedik falan deyin. Masaka bana şunları söyledi. Kardeş cevap vermeme gerek yok bu konuda. Yanımda hiçbir zaman gezdirmedim. Hatta sevmem de. Kendisi de bunu biliyor. Selam da vermem. Ben herkesi uyardım bu konu hakkında ama dinleyen olmadı. Bu kısımlık partta yani herkesi uyarmış Masaka. Hani Ezel şöyle birisi. Hani uzak durun falan filan ama kimse dinlememiş. Büyük ihtimalle Kila Hakan'ın Ezel'le de arası kötü çünkü Kila Hakan ölümden döndü biliyorsunuz. Çok kötü durumlar yaşadı. Hastanelik oldu. En kötü gününde yanında Masaka vardı ve onun üyeleri vardı. Arkadaşları, dostları vardı. Şimdi herhalde Kila Hakan Masaka'ya ihanet etmez değil mi? Mantıken o da Ezel'e biraz mesafe koymuştur diye düşünüyorum. Neyse devam ediyoruz. İki tane fotoğrafım var çekilmiş. O da eskiden Türkiye'de herkes Ezel Ezel diye bağırırken. O fotoğraflarda şunlar herhalde. Ben ekranını aldım zaten. İki tane diyor ama burada dur farklı yerlere girmeyelim. Böyle bir fotoğraf var. Şöyle bir fotoğraf var. Herkes Ezel yani Türkiye'de herhalde yavaş yavaş Ezel popüler olurken mi? O dönemleri mi kastediyor yani Ezel Türkiye'de derken? Ya da Free Ezel muhabbeti mi anlayamadım fazla. O aralar çekilmiş bir fotoğraf. Yoksa hiçbir türlü işim olmaz. Dediğim gibi ben çok kişiyi uyardım. Kimse dinlemek istemedi. Ama biliyordum bu işin patlak vereceğini. Jahrein'in şöyle bir açıklaması vardı biliyorsunuz ki. Hani Masaka ve Kila Hakan'ın özür dilemesi gerek. Çünkü klipte milliyetçilikten bahsediyorlar. Türk bayrağından bahsediyorlar ama Ezel'le takılıyorlar. Hani açıklama yapmaları gerek. Niye susuyorlar tarzında bir söylemi vardı. Ki ben bunu Jahrein'e de söyledim ki arkadaşlar yayında insanlara hani yanlış bilgi aktarmasın. 30 binlerce insan izliyor. Hani bilmesini istedim ki araları iyi değil. Jahrein'in yanındaki Erlik bile biliyor. Ezel'i bana sorunca Ezel kendisi diyor hani Masaka beni sevmiyor, selam vermiyor. Yani Ezel bile Erlik'e diyormuş ki Masaka beni sevmiyor, selam vermiyor.
çok enteresan durum değil mi ya? Çok tuhaf bana geliyor açıkçası ya. Kreuzberg'desin, ne bileyim, ortamlardasın ve selamlaşmıyorsun. Ne bileyim, bana tuhaf geliyor arkadaşlar. Bir canlandı da kafamda. Bir ortamda fotoğraf çekileceği zaman ben hani kaç defa dedim bu adamla beni sakın fotoğraf çekmeyin. Bunu yüzüne de söyledim. Yani düşünün, selam vermeyi bırakın, yanlışlıkla hani ben ufak bir karede bile gözükmeyeyim diyor. Yani beni bu adamla yan yana getirmeyin demek istemiş yani. Burada Masaka'ya biraz saygı duydum açıkçası. Bu arada ben burada magazin işimi yapıyorum. Ezel'i burada kötülemek gibi bir amacım yok. Şimdi Ezel bir video izliyorsa sen ne anlatıyorsun Robert diyebilir de ben yani en iyi rapçi olarak görüyorum kendisini. Sanatçı olarak görüyorum. Yani haberi olsun. Ben burada işimi yapıyorum. Kimse alınması yani, ekmeğindeyim, ne yapayım. Ben şunu da merak ediyorum. Masaka'nın uyardığı insanlar kimler gerçekten? Yani Ezel'in çevresindeki insanları şimdi saymaya kalkışmayayım. Onları da zan altında bırakmak istemiyorum. Kimler olabilir diye bir düşünmediğimde değil. Aklıma birkaç tane isim geliyor. Patlak vereceğini adam biliyormuş ve böyle olaylar gündeme gelince haliyle Masaka'da rahat bir şekilde bu soruma cevap verebildi kendisi. Ben harbiden sizlerin fikirlerini merak ediyorum ya. Bir yorumlara yazar mısınız? Herkes okuyor zaten. Videomuzu Motive'nin açıklamasıyla bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bir ne demiş? Siz izlemişsinizdir. Ben birkaç fikrimi belirtmek istiyorum. Ardından da Sakopa soruldu. Onu da tanımıyorum dedi. Yani aslında arada çok büyük bir oynayan bir şey yok. Ama biliyor şu an benim aklımda tweet atmadı mesela. Yani demek istediğimi anlıyor musun? Çünkü bir saniye lafımı bitireyim, sonra alacağım. Demek istediğim... Sakopa gibi bir... Saygılı ya, saygılı ya. Pardon, tutamadım arkadaşlar. İnsanın yani müzisyenin, bu toprakların sonuçta nereden baksan tanımayan yoktur adamı yani. Büyük, dev bir adam tabii ki. Orada benim söylediğimi bence saygısızlık olarak algıladı kendine. Ve benden sonra bir reaksiyon bekledi. Ama ben saygısızlık yapmadığım bir insana... Bir dakika, reaksiyon bekledi derken dostlarım, YouTube'da video falan mı çekiyor? Çok kötü, çok kötü. Oha, çok kötü lan. Çok kötü. Yapmadığım bir şeyden dolayı herhangi bir reaksiyon vermem yani. Ben biliyorum abi. Ben oturan kalkan bir insanım. Yakın çevrem, dostlarım, eşim, dostum da verebilir. Kimseye duyduk yerde ben böyle sallayacak ya da saygısızlık yapacak bir insan değilim. Herkes kendi ekmeğinde. Sadece anlamadığım bir tweet'ti ve biraz önümü kesmek istiyor gibiydi. Çünkü hani 11 Mart'ta beraber zaten sahneye çıkacağız. Konserimiz var. Denk geleceğiz yüz yüze. Yani saçma geldi abi. Zaten aynı konser gününde şey yapacaksınız, sahne alacaksınız. İşte Motive yani saygılı bir şekilde cevap verir. Şimdi bunu diyorum, Motive'yi savunuyor falan yazmıyor. Öyle bir şey yok. Adam saygılı bir şekilde açıklama yapmış ya. Çok iyi. Sagopa tamam, o şarkıyı benzetmiş olabilirdi abi. Millet 5-10 tane şarkı çalıyor. Onlar hakkında açıklama yap ya. 1-2 tane çalıntı şarkı oldu diye ne bileyim esinlenmiş ya da istemeden olmuş olabilir. 2 tane şarkı yüzünden de adam hani böyle bir laf atmazsın, böyle bir çamur atmazsın ya. Neyse arkadaşlar, benim keyfim kaçtı. Videoyu kapatıyorum. Olaylar çok karışık. Neyse, biz Masaka olayını yorumlara bekliyorum sizleri kardeşlerim. Seviliyorsunuz, dikkat edin. Ve bay bay. Nasıl ya, video 8 dakika olmadı mı ya? O kadar uğraştım, edit yaptım, araştırdım, emek verdim, çabaladım ve 8 dakika olmadı mı? Tüh ya, ne yapsam acaba? Ne desem ya? Of.